Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Çoğu ise güzel yapıyorum bu videoyu. Normalde araba bittiğinde yapacaktım. Ama story'de, Instagram story'sinde bu arabayı gören abi E60'ın videosunu bir çek. Biliyorsunuz E60'ın güzel bir hikayesi var. M5'i vardı. Şu an 523'ü var arkadaşlar. Dolu hasarlı arabayı aldım. Yani bayağı bir hasarlı araba. İşte dolu yağmış üstüne, cam da çatlamış. Her neyse, fazla laf uzatmadan arabayı gösteriyorum arkadaşlar. Benim ara sırada kullandığım ve bahsettiğim araba bu. E60 kasa 523. 2010 model arkadaşlar. Facelift modeli. Böyle diyeyim, arabada yok yok. Ben bu arabayı gerçekten bu ekstraları gördüğüm için aldım. Çok hoşuma gitti. İşte alma sebebim oydu aslında. Arkadaşlar, nereden başlayalım? Direkt önden. Şimdi gördüğünüz gibi şuralarda bayağı bir şey var, hasar var. Dolu hasarı arkadaşlar, dolu yağdı Münih tarafında, o taraftan aldık arabayı. Oradan kalan hasarlar. Her neyse, arabamızda bir xenon farı var. Burada da yazıyor zaten, BMW Dynamic Xenon. Ondan sonra hafif böyle aşağı doğru gittiğimiz zaman şurada Abstand Tempomat, Distronic Plus, aranızdan bilenler vardır muhakkak. Karşı arabaya mesafeyi tutuyor, hızlanıyor. Cruise Control'ün bir değişiği. Yani fren sistemli tempomat diyelim. Şuraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar, arabada gece kamerası var. Sensörü şurada ve kamerası burada. İşte geceliğin. Kullanan var mı? Yok. Ama oldu mu ne oluyor? Güzel oluyor arabada. Anlatsam arkadaşlar, arabayı yıkamama sebebim şu hasar var ya, yıkandığı zaman çok gözüküyor. Araba kirli olduğu zaman dolu hasarı pek fazla gözükmüyor. Arkadaşlar şuradan baktığımız zaman head-up display'imiz var. Cama gösteriyor hızımızı. Olmazsa olmaz sunroof. Şimdi arabanın şeyi bitik, pili bitik galiba. Arabanın anahtarı pili bitik. Yoksa şey yapıyor mu? Ya çalıştırmaya da normalde anahtarsız çalışıyor. Ama pilimiz bittiği için burada mı açıyoruz pili? Şöyle açıp kapatıyoruz. Pili değiştirdiğimiz zaman öbür anahtardaki gibi keyless kol sistemi üzerine açıp kapatma yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar E60 kasa için soft close var. Ne kadar bize kapanıyor. Yani bu arabayı dediğim gibi alma sebebim bu kadar dolu olması. Yani bu dolu olması içeriden devam ediyor. Comfort zitsi diyoruz bizim burada. Comfort, konfor koltukları var. Şuradan kafe yerini ayarlıyorsun hatta. Ondan sonra şuraya doğru bak, memory koltuğumuz var. Yanları ayarlıyorsun. Şöyle in kalk. Hatta kafa bölgesini bile indirip kaldırıyorsun. Ondan sonra şuraya güzelce elektrikli direksiyon ayarı yapmışlar. Gece kamerasının düğmesi, head-up display'in düğmesi. Ondan sonra işin en güzel tarafı arkadaşlar, bu arabaya koydukları ekstra şurada. Şimdi anahtarı takalım bir. Şerit asistanı. Çalıştırdık mı? Tertemiz çalışıyor. Arabamız 148.000'de arkadaşlar. İlk günden son gününe kadar full BMW bakımlı. Şuraya şerit asistanına bastık mı kayboluyor. Şuraya bastık mı yine açılıyor. Ondan sonra arkadaşlar masaj koltuğumuz var. Koltuk ısıtmamız var. Şurada ayarını yapabiliyorsunuz. Klima otomatiğimiz var. Ondan sonra joystickli modelimiz. Navigasyonumuz tabi yeni kasadan, pek fazla bir şey gözükmüyor güneş vuruyor diye. Şöyle göstereyim. Ama bu arabada gerçekten bu kadar dolu olmasına rağmen eksik olan şey burada. Bilenler bilir E60'ı. İçecek koyma yeri yok arkadaşlar. Düz yapmışlar. Gerçekten. Burada şu an Abstand Tempomat'ımız var. Bahsettiğim. Böyle bir dolu araba diyelim. Alarm sistemi koymuşlar.
Ondan sonra ne bileyim burada SOS düğmesi var. Arkadaşlar E60 için dediğim gibi bayağı full ve ekstralı bir araba. He. Bana göre bir şey daha var. Stunt Heights'ın var. Değil mi Mehmet? Biz zaten Mehmet'le aldık bu arabayı. Aldıktan şaşırdık. Stunt Heights'ın bu arabaya yapmışlar. Yani ne demek Stunt Heights'ın? Kumandası var arkadaşlar. Evden veya ne bileyim 200 metreye kadar mesafesi var. Düğmeye bastığınız zaman üstündeki kar yazmam, bütün buzlar eriyor. Arabaya sıcacık biniyorsunuz. Ondan sonra direkt basıp biniyorsunuz. Camımızı açalım. Ondan sonra arabamız kilitlenmez. Belli olmaz. Şey diyecektim. Bu arabada bir tek bence yani adamın unuttuğu bir paket var. O da M paket. Bu arabaya M paket atsaydı bence çok yakışırdı bu arabaya. Space gri diye bir rengi var. Ama sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Onu biz yaptırmayı düşünüyoruz zaten. Çünkü arabanın dolu hasarından hariç mesela şuradaki gibi burukları var. Sürtmesi var. Birisi gelmiş sürtmüş buraya. Aldığımızda böyleydi. Ondan sonra şurada var. Birisi daha sürmüş. Bir şey olmuş buralarda. Dolu hasarlar hep şurada tek tek gözüküyor. Onların hepsini yaptıracağız inşallah arkadaşlar. Ve size bahsettiğimiz gibi ön cam da çatlamış. Artık adam dediğine göre doludan olmuş. Artık doludan mı oldu, başka bir şeyden mi onu bilmiyorum. Ama ön camımız da değişmesi lazım. Onu da sipariş ettik. Her neyse arkadaşlar, arabamızın bir de bir ciğerine bakalım. Ondan sonra kısa tutalım. Ne de olsa bir M değil veya 540 değil, 550. Standart bir 523. Ama 6 silindir motor. Olmazsa olmaz. Son bakımı da zaten BMW'de yapıldı. Burada yazıyor 134.000'de. Nürnberg'de yapılmış en son. Burada Webasto'nun da Webasto olduğuna da dair bir şeyler yazıyor. Arabamız böyle arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Evet. Full donanmış bir yapmış. Koltuk soğutması da olsaydı tam olacaktı bir de M paket. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Biz şu an dediğim gibi bunun bir tek alıyor sebebimiz arabanın ekstrasından dolayı. Başka bir şey yok. Her neyse arkadaşlar, videoyu burada kısa tutuyoruz. İnşallah yapmış beğenmişsinizdir. Küçük bir tanıtımı olsun dedik ekstralar üzerine. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.